Portekizli teknik adamın hangi konularda yanlış yaptığını düşünüyorsun? Şimdi hocanın sistemine saygı duyuyorum. 3-4-3 dizilişini anlayabilirim ama bu dizilişi oynamak istiyorsanız doğru oyuncu grubuyla yola çıkmanız gerekiyor ki kanatlarda oynayan, yani dörtlünün sağında ve solunda oynayan Osayi ile Ferdi buraya devşirilmiş oyuncular aslında. Evet. Ön tarafta oynayan üçlü de doğruyu henüz bulamadınız. Biz her maç ileri üçlünün değiştiğini görüyoruz. Zaten bu arada Fenerbahçe'nin hiçbir maça aynı 11 ile çıkmadığını da hatırlayalım. Evet. Yine orta dörtlünün göbeğinde oynayan isimler. Orada bir tek sabit Gustavo yazabiliriz. Gustavo'nun yanındaki adam sürekli değişiyor. Değişiyor. Ozan'la başlamıştı. Meğer oldu, Crespo oldu, Sosa oldu, Mert Hakan oldu, Zayt oldu. Herkes oldu ama hala Fenerbahçe doğruyu bulamadı. Ve Fenerbahçe'nin sakatları var malum sezon başından beri. Bir türlü verim alamadığı isimler var. Kimisi sezon başında yaşadığı sakatlıklardan, kimisi ara dönemlerde yaşadığı sakatlıklardan inişler çıkışlar yaşadı. Kağıt üstünde bakarsanız Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas bunlar direkt 11 oyuncusu, takımı tek başına sırtlayabilecek oyuncular ama Fenerbahçe henüz bunları göremedi. Yine umut transferleri olarak son dakikada gerçekleşen Berisha Rossi Crespo'dan henüz performans alamadı Fenerbahçe. Serdar Dursun dün akşam attığı gole rağmen kaçırdıklarıyla benim hafızamda kaldı. Evet. Pereira iyi başladı ama açıkçası futbolculara kendi coşkusunu, kendi oyun zekasını yansıtamayınca, onlar da aynı şeyi göremeyince ve Mesut krizi her hafta biraz daha körüklenince bazı çevreler tarafından hoca da zorlanmaya başladı. Trabzon mağlubiyeti sonrası, pardon, Antwerp beraberliği sonrası bir yazı yazdım. Orada şu ifadem vardı Türkiye Gazetesi'nde. Hoca bir karar verecek. Ya devrim yapacak ya bu sezonu da yakacak. Bu sezonu yakarsa ne Pereira kalır ne de taraftarın artık bir sabrı kalır. Fenerbahçe ciddi anlamda kaos ortamına girer. Bu arada sezondan yakmaktan kastım şu değil. Yani Fenerbahçe şampiyon olamazsa değil. Sonuçta 20 takımla ligde bir tane takım şampiyon olacak. Evet. Ama insanlar Fenerbahçe'den doğru futbolu, doğru mücadeleyi görmek istiyor. Zirveye oynayan bir takım istiyor. Akıllı futbol oynayan bir takım istiyor. Pereira'nın işi zor ama ben hocanın tecrübesini, bilgisini yakinen takip eden birisi olarak başarılı olacağına inanıyorum. Ama artık bir karar vermek zorunda. Yani takım için savaşan oyuncularla mı oynayacak yoksa isimler üzerinden mi gidecek ki Pereira'nın biz Van Persie döneminde tavrının tamamen performansına yana olduğunu görmüştük, yaşamıştık. Umarım bu sefer de aynısını yapar ama bu süreçte hem yönetimin hem taraftarın hocanın arkasında olması gerekiyor. Hoca yalnız bırakılırsa o da direnemez.